Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasının ardından oynanan iki mücadelede forvette Enes Ünal'la başladı. Serdar Dursun da oyuna her girdiği mücadelenin ardından gol attı. Bundan sonraki maçlardaki forvet tercihi nasıl olacak? Bahsettiğiniz gibi Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak da aslında sonuç getiriyor. Demek ki çok da kötü bir karar değil aslında alınan bu karar. Tabii şunu söyleyebilirim. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edebileceğimiz şey biraz zaman oluyor. Takımlarda en oturtması zor konulardan bir tanesi. Bugün baktığımız zaman 3. bölgede çok iyi değildik. Oralardaki paslaşma sayımız da çok fazla değildi. Bunların sebeplerinden bir tanesi ne olabilir? Halil Enes gibi iki oyuncumuzun birbirleriyle oynama sıklığının çok fazla olmaması bir etken olabilir bunda. Takımımızda yeni oyuncu kombinasyonları var. Daha önce birbirleriyle çok sık oynamamış oyuncular var. Ama şu da bir eklenebilecek bir durum. Kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyelerini dengeleyecek şekilde kararlar vermeye çalışıyoruz. Maç maç bu kadro kararlarını vereceğiz. Oyuncularla konuşacağız. Oyuncuların fiziksel durumlarına, datalarına, verilerine bakacağız. Ve buna göre kadromuzu seçeceğiz. Tebrikler öncelikle. Bilimsel Anadolu Ajansı. Tabii ki hem Ferdi'nin ilk maçıydı. Ferdi'nin performansını nasıl değerlendirir onu soralım. Bir de tabii ki bir kısa bir maç değerlendirmesini öncesine alırsak sevinirim. Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken oyunun başında paslardaki isabet oranımız iyi değildi. Özellikle 3. bölgede demin de bahsettiğim gibi yeterli derecede koşamadık, iyi paslaşma yapamadık o bölgede. Kaptanımızın da çok iyi bir performans sergilediğini koşu anlamında söyleyebilirim. 11,5 kilometre koştu. İkinci yarıda özellikle yaptığımız koşular, içimizdeki duygular, yani hareketliliğimiz bize boş alanlar bulmamızı sağladı. Burada bu şekilde skoru bulabildik. Bu arada da şunu söyleyeyim. Son 3 gün içerisinde UEFA Uluslar Ligi'nde 26 tane karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalarda yalnızca Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Yani en çok gol atan takımlardan biri olduk ve sezon sonu gibi bu dönemde takımların belli konularda sorunlar yaşadığını, zorlandığını görebiliyoruz. Özellikle hücumda, yine otomatikleşme konusuna değinirsek, hücumda çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ferdi'nin performansından da gayet memnunum. Maça biraz tedirgin başladı ama daha sonra süre ilerledikçe bizim beklediğimiz futbolu sergilemeye başladı ve Fenerbahçe'deki performansına yakın bir performans sundu bize. Başka soru var mı acaba? Yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin.